Bilim insanları, Samanyolu galaksimizde gezinen, ilk serbest dolaşan kara deliği bulmuş olabilir. Büyük yıldızlar çöktüğünde, arkalarında kara delikler bıraktığı düşünülüyor. Eğer durum böyleyse, bu yıldızların ölümünden sonra, geride kalıp Samanyolu boyunca dağılmış, yüz milyonlarca kara delik olmalı. Ama bilim insanları, onları bulmakta zorlanıyor. İzole kara delikler görünmezdir. Şimdi araştırmacılar, galakside saatte yaklaşık 160 bin kilometre hızla uçan, böyle bir serbest dolaşan kara deliği tespit ettiklerine inanıyor. Bu kara delik, bilim insanlarının bir nesnenin yerçekiminin neden olduğu, ışık bozulmasını izlediği yerçekimsel, mikromercekleme kullanılarak tespit edildi. Nesne galaksimizde olsa da, bizden binlerce ışık yılı uzakta. Fakat bulgu, istatistiksel olarak, bize en yakın bu türden bir nesnenin, 80 ışık yılından daha yakında olması gerektiğini gösteriyor. Bir grup bilim insanına göre bu kara deliğin kütlesi, Güneşimizin kütlesinin, 1,6 ile 4,4 katı arasında bir yerde. Aynı veriyi kullanan bir diğer grup bilim insanı ise, bu kara deliğin 7,1 Güneş kütlesine, daha yakın olduğuna inanıyor. Boyutunun daha küçük olduğuna dair tahminler, nesnenin kara delikten ziyade, nötron yıldızı olduğunun ortaya çıkabileceği anlamına geliyor. Ama ikinci tahminle, yani daha büyük hesaplamalarla, bu nesne kesinlikle bir kara delik olurdu. Her ne olursa olsun, bu nesne galaksimizde başka bir yıldızla eşleştirilmeden dolaşan, ilk hayalet unvanını alarak, ölü bir yıldızın karanlık yoğun artıkları oldu. Çalışmalardan birinin başındaki isimlerden, Berkeley'den Jessica Lu, bu, yerçekimsel mikromercekleme ile keşfedilen, ilk serbest dolaşan kara delik veya, nötron yıldızı dedi. Mikromercekleme sayesinde bu yalnız, kompakt nesneleri inceleyebiliyor ve, kütlelerini ölçebiliyoruz. Başka türlü görülemeyen bu karanlık nesnelere, doğru yeni bir pencere açtığımızı düşünüyorum dedi. İki rakip ekibin yaptığı ayrı araştırmalar, çalışmaların iki makalede açıklandığı anlamına geliyor. Biri, nesnenin daha küçük olduğuna inanan, Berkeley ekibi tarafından, Astrophysical Journal Letters bilim dergisinde yayımlanırken, Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nün yaptığı, daha büyük diğer tahmin, Astrophysical Journal'da detaylandırıldı. Ekipler kütle tahmininin yanı sıra, nesnenin muhtemel uzaklığında da, fikir ayrılığı yaşıyor. Berkeley ekibi nesnenin 2280 ila 6260 ışık yılı uzaklıkta olduğuna inanırken, STSC ekibi bizden yaklaşık 5153 ışık yılı uzaklıkta olduğunu düşünüyor. Bu ayrılık, nesneye iki farklı isim verildiği anlamına da geliyor. İsmi kısaca OB 110462.